Değerli izleyenler, Ormancı programı bu hafta Toroslar'da. Torosların eteklerinde çok güzel bir köy olan Beydemir Köyü'ndeyiz ve bu bölgede Orman Bakanlığı'nın ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetleri çekmek üzere bulunuyoruz. Şimdi bu bölge konumu itibariyle ormanın içerisinde, ormanın iç içe yaşayan bir bölge. Şimdi buranın detayları için yanımızda Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli arkadaşımız, Orköy Şube Müdürümüz Sayın Mustafa Sönmez bulunmakta. Evet Mustafa Bey, öncelikle teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Şimdi bu bölgenin genel özellikleri nedir? Savaş Bey, buranın genel özelliği gerçekten burada köylerimiz ormanın içerisinde. Burada devletimizin sıcak yüzünü, şefkatli yüzünü, şefkatli elini muhtarlarımıza kadar, köylerimize kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun gayretindeyiz. Şimdi Mustafa Bey, Orman Bakanlığı devletin aslında en kırsaldaki görünen temsilcisi. Yani hani halkın çok zor ulaştığı orman köyleri dediğimiz bir alana hizmetler götürüyor. Bu hizmetleri bugüne kadar zaten yapıyordu. Ama artık bunlar ön plana çıkacak ya da göz önüne sergilenecek diye kabul ediyoruz. Şimdi ne tür faaliyetler yapılıyor genel hatlarıyla? Şimdi Adana Orman Bölge Müdürlüğümüzde genel olarak sosyal kredilerimiz olan güneş enerjisi, bu çok yaygın vaziyette devam ediyor. 4-5 yıldır yaklaşık 3500'e yakın güneş enerjisine kavuşturduk ailelerimizi. Çok memnunlar. Geri dönüşümlerimiz çok iyi. Hayvancılık konusunda inek yetiştiriciliğinde sıkıntılar yaşandığı için süt koyunculuğuna yöneldik. Köylerimizde bunda dönüşleri çok iyi. Birazdan bu Beydemir Köyü'nde olsun, vatandaşlarımız gayet memnun. 300 civarında koyun vermiştik. Şu an 600'e yakın koyunlarının olduğunu, çok memnun olduklarını belirttiler. Bizi köylümüzün yüzünün gülmesi, bizim yüzümüzün gülmesine de vesile oluyor. Çok yoğun çalışıyoruz ama bu köylerimizin yüzünün gülmesi sayesinde mutluyuz, hevesliyiz. Bir enerji alıyoruz bundan. Bununla da devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyenler, şimdi Beydemir Köyü'nün muhtarı Abdülkadir Tanrıverdi yanımızda. Muhtarımıza öncelikle köy hakkında biraz bilgi soralım. Yani Torosların eteğinde yaşamak nasıl bir duygu ve nasıl bir köyde yaşıyorsunuz? Sizin de gördüğünüz gibi öncelikle size hoş geldiniz diyelim. Sizin aracılığınızla köyümüzde yapılan bu projelerden dolayı memnuniyetimizi dile getirelim. Bilindiği bir köyümüz Orman Köyü olduğu için Orköy'ün vermiş olduğu kredilerden faydalanmak istedik. Birkaç proje istedik. Kabul ettiler. Öncelikle güneş enerjisi aldık. Bundan sonra koyun aldık. Yaklaşık 150 tane koyun almıştık. 5 arkadaşımıza 30 adet proje dahilinde. Arkadaşlarımız da çok memnunlar. %90 verim aldılar kuzu olarak. Muhtarım, yani koyunları kimler aldı? Yani zaten koyunculuk yapıyorlar mıydı, yoksa bir koyunculuk yapmak isteyip de sermayesi olmadıkları için mi böyle bir krediye ihtiyaç duydu? Evet, bazıları yapıyordu. İhtiyacı olanlara da öncelikle hak tanıdık. Bunlar aldılar. 2003'te sosyal yardımlaşmadan inek kredisi almıştık. Bu da köyümüzde oturduk. Kooperatifimiz aracılığıyla süt toplama merkezimiz var. Yani süt koyunculuğu yapıyorsunuz ama sütü de değerlendirecek organizasyonunuz var. Evet. Şimdi ben birçok orman köyünü gezdim. Bu köyün evet orman köyü ama arazisi de var aslında. Yani tarıma da elverişli bir alan görüyorum. Koyunculukla beraber ya da süt hayvancılığıyla beraber buradaki arazilerin yem bitkiler olarak değerlendirilmesi söz konusu oldu mu? Yani hani yeminizi kendiniz üretiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Zaten köyümüzde de %80'i sulu arazimiz var. Kanal var. Kanalımız var. Yem bitkisini kendimiz üretiyoruz. Sılajımızı yapıyoruz. Yoncamızı ekiyoruz. Polibra dediğimiz hayvan yemlerinden bitkiler ekiyoruz. Yani yem şu şartlarda da devamlı pahalı olduğu için de şey yapamıyoruz. Yem bitkisine yöneldik. Bundan da %50 karımız oluyor. Yani son yıllardaki yem fiyatlarının yüksek olması sizi kendi yeminizi üretmeye mi zorladı? Biraz da öyle oldu, evet. Muhtarım, bu koyun ve güneş enerjisi sistemleri konusunda destek aldığını söylediniz. Bunun dışında ne tür destekler
bekliyorsunuz ya da beklentileriniz ne der, nedir? Özellikle bu hayvancılık projelerinde, kredilerinde dam örtüsü olarak verilen çinkonun ahır örtüsünde kullanılması için proje dahilinde verilmesini talep ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi koyunculuk kredisi kullanmış bir köylümüzle beraberiz, Ahmet Bey. Kendisi bu krediyi nasıl kullandığını bize aktarsın. Evet Ahmet Bey, nereden icap etti koyun kredisi kullanmak? Köyümüz hayvancılığa elverişli olmasından dolayı muhtarımızdan bu projeye müracaat etmesini talep ettik. Muhtarımız sağ olsun müracaat etti ve Or köyümüz geldi, yerinde inceledi. Ve hayvancılığa, koyunculuğa elverişli olmasından dolayı proje çıktı. Biz de müracaat ettik. Hayvancılık yapmaya elverişli olmamızdan dolayı biz de hak kazanmış olduk. Daha önce hayvancılık yapıyor muydunuz? Evet, hem de sığırcılıkla uğraşıyoruz. Neden koyun peki? Ona da otlatma yerlerimiz olması yani var ufak tefek. Yani sığırı otlatamıyorsunuz ama koyunları otlatmak... Sığırları otlatamıyoruz, koyunları otlatmamız biraz mümkün. Çocuklar köyü ismi çok yani önemlidir. Yani öyle sıradan da olmuş bir isim değildir. Çocuklar köyü ismi Çanakkale'de işte Adana'da sağda solda dediği hesap harp olduğunda bu köyün eli silah tutan herkesi harvalılar, askerlik şeyinin altına alırlar. Buraya sizler gibi böyle memur arkadaş gelir. Memur arkadaş gelir bir evrak getirir. Bu evrağı verecek aklı başında yani bir kişi bulamaz. Reşit birini bulamaz. O arada bunun çocuklarla konuşurken bir nene görür. Nene der ki ya evladım ne hayırdır der. O da der böyle böyle bu evrağı verecek kişi bulamadım. Ah ah evladım der. Köyde kimse kalmadı. Hep harbe gittiler. Bir parça çocuk kaldı der. İsmi de oradan kalır. O gelen memur arkadaş desane der. Yani çocuklar köyü oldu burada desane der. İsmi oradan gelir. Buranın ismi eski ismi Kara Halil Uşağı. Halk arasında Kara Halil Uşağı derler de aslında bir Kara Halil varmışmış. Onun uşağından çoğalan bir köymüş. Kara Halil Uşağı'ydı. Şimdi bizim kültürümüz zaten Yörük kültürü. Geçmişten beri malcılığıyla geçinen bir köy. Daha önceki yıllarda Kızıldağ Yaylası denen yere yazın giderlermiş. Kışın buraya inerlermiş. Daha sonra bu kültür, yayla kültürü kalktı. Yerleşik düzen, malcılık gene devam ediyor. Köyümüzde bayağı da bir malcılıkla geçinen kişi var. Orman Bakanlığı köylerimize gerçekten güzel sosyal projeler sunuyor. Bunlardan da mümkün olduğu kadar biz yararlanıyor. Örneğin son geçen sene koyun projesi vardı. 5 aileye yararlandırdık ki çok isabetli oldu. Bunların durumları çok iyi değildi yani. Ama son zamanlarda hiç olmazsa önüne bir 30 tane, 31 tane koyun verdi devletimiz. Kendine bir iş bulmuş oldu. Çocuklarına da bir aş bulmuş oldu. Bunun yanında Orköy'den almış olduğumuz dam örtüsü, güneş enerjisi bu şeylerden yararlandık. Projelerden yararlandık. 31 koyun verdiler. 30 tanesi dişi, bir tanesi koç olmak üzere verdiler. Bizi bunun da devletimiz 2 yıl ödemeksizin 5 yıl 7 yıl içinde yani geri ödemeli bir projesi vardı. Bizim de çok hoşumuza gitti. Şimdi babamız vermez bu şekilde yani yalan mı söyleyelim? Bu parayı kimse vermez. 17-18 milyar para verildi yani. Daha fazla da vatandaşın eline geçen sigorta kesildikten sonra yani kimseye bu para verilmez. 7 seneliğine yani. Muhtarım 2012 yılında bize ulaştı.
Orköy olarak bize ne katkınız olabilir diye. Biz de ilgili işletmesine, işletme müdürlüğümüze, ilgili işletme şefliğine oraya dilekçeyle müracaat etmesini, onların da bir şekilde bize o dilekçeyle ulaştıracaklarını, oturup beraber karar verip burada bir proje uygulamayı düşündüğümüzü söyledim. Bunu da Allah'ın izniyle gerçekleştirdik. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. Muhtarım biraz önce kendisi güzel şekilde izah etti. Bu projeden çok memnun kaldıklarını söyledi. Buraya tespitlere geldiğimizde ben şube müdürü olarak bizzat bunlara katıldım. Köylümüzde bizzat haşır neşir olmak istedim. Köylerimizin sıkıntılarını, muhtarımızın sıkıntılarını, daha Orköy'ü daha ileriye nasıl götürebiliriz yönünden, onların fikirlerinden, düşüncelerinden istifade etmeye çalıştım. Onda da iyi ki de gelmişim. Birçok faydasını da gördüm. Biz Orköy Şube Müdürlüğü olarak istişare dayalı çalışma yapıyoruz. Her polenden bir çiçek alarak bal yapmaya çalışıyoruz. Her arkadaşımızın, muhtarımızın, her köylümüzün fikirleri bizim için çok önemli. Bu 5 tane ailemizi seçerken çok titiz davrandık. Gerçekten durumu olmayanları bizzat diğer kurumlardan da soruşturarak bulduk. Ve hiçbir mani hal çıkmayınca 5 tane orman köylümüze, kuradan çıkan 5 tane orman köylümüze bunları verdik. Şu an muhtarımız gördüğüm kadarıyla memnun. Allah razı olsun. Biz de işte biraz önce de bahsettim. Bu orman köylerimizin, muhtarlarımızın yüzü gülerse bizim yorgunluğumuz geçiyor. Kadirli'de bir köyümüzde geçen yıl tatlı bir şey yaşadık. Orada 30 koyun bir koç veriyoruz orman köylerimize. Biz orman köyümüze kuradan çıkan arkadaşımıza dedik 30 koyunu ve koçunu al. Tarsim'den sigortası yapılacak. Veteriner gelip tespit yapacak dedik. İlgili veteriner arkadaşımız var diye köye. Koyunları sayıyor. 31 adet tutması gerekiyor. 30 koyun var. Bakıyor koç yok. Koçu kesmişler. Oradan bize intikal etti olay. Ya ne yaptın vatandaşın dedim. Nasıl ettin? İşte biraz bilmemezlikten. Koç olmazsa bunun sigortasının yapılamayacağını, yapıldıktan sonra parasına, hesabına yatırıyoruz şeyi. Parasını kredi hesabına nasıl yatırıyoruz? Sigorta yapıldıktan sonra. Biz vatandaşa dedik bu şekilde paranın hesabına yatıramayacağımızı, bir an önce koç bulmanın gerektiğini söyledik tekrar. Bunu Kurban Bayramı'nda kesiyor şeyi, koçu. Koyunları öksüz bırakmış, koyunları bekçisiz bırakmış. Özellikle emanet ettik koça, yani koyunlara baksın diye. Bu konuda muhtarım sizden istirhamımız, hem dişisine hem erkeğine, koyunlarımıza bakmanızı istiyoruz. Böyle buyurun. Geçiş döneminde böyle olumsuz tatlı şeyler oluyor ama karşılıklı konuşarak, istişare yaparak bu problemleri çözme yoluna gidiyoruz. Orada da problemi çözdük. Senin ve köylerimizden istediğimiz bu koyunlara dört elle sarılın istiyorum. Bu teminatını daha önce de verdik. Allah izin verirse bu sözümüzün arkasındayız. Sizin bu yapmış olduğunuz yardımı, bu yapmış olduğunuz sosyal projeyi biz sonuna kadar götürecek. Başka köylere inşallah örnek olacak. Biz 2013 yılını arıcılık yılı ilan ettik. Bu kapsamda İmamoğlu ilçemizde ve Pozantı ilçemizde bir Toroslar'da, bir de Güney Ova köylerimizin birisinde iki pilot bölgede bal ormanı olan köylerimizin bal ormanı olan yerin etrafındaki köyleri pilot bölge seçtik. Burada yaklaşık 50 köylümüzü arıcılık üzerine sevindireceğiz. Yaklaşık 700 bin liraya yakın bir arıcılık üzerine, sırf arıcılık üzerine kredi vereceğiz inşallah. Adana'mız şu an bal üretiminde Türkiye'de 3. durumda. Ama potansiyel olarak birinciliği hak eden bir konumda. Biz de bu inşallah bu gayretlerimizle arıcılık yönünden, bal üretimi yönünden Türkiye'de üçüncülükten birinci sıraya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben Çocuklar Köyü'nde yaşıyorum. İsmim Fazile Çay. Ailemle birlikte yaşıyorum. Eşimden ayrıldım 2010 senesinde. Şu an ailemle birlikte çocuklarım da yanımda. Onlarla birlikte geçimimi sağlıyorum. Şu an
Orköy'e başvurduk. Kurabana çıktık koyun üzerine. Şu an aldık koyunlarımızı 30 tane ve bir koç. Ve yavruladılar. Şu an çoğaldılar. Hani ikiye katlandı diyebilirim artık. Sabah erkenden çıkarmamız gerekiyor. Çünkü sıcağı kaldığı zaman yayılmadığı için. Bunları güdüp geliyorum. Yine evde işte. Öğlen sonu yine aynı şekilde. Akşama kadar güdüp. Bunlarla ilgileniyorum akşama kadar, yani zamanım bunlarla geçiyor. Tavsiye ederim, çok iyi bir şey sonuçta. Hani bunun ödeme koşulu da çok güzel bir şekilde, uzun süreli. Hani sıkıştırmayacağı için tavsiye ederim herkese. Benim iki tane de çocuğum var, onların geçimi için, geleceği için kullanacağım bunları. Ben Sabahattin Aroğlu, Çocuklar Köyü'nde yaşıyorum. 95'in birinci ayında BOTAŞ boratına girdim. 2011'in birinci ayında çıkarttılar işten. Odur budur işçizdim. İşte mıklarımız sayesinde bu Orköy şeyine gayet müracaat etti. Müracaat edişkin yazıldık, burada çıktı. Odur budur, sağ olsun, Allah razı olsun Orköy'den, mıklarımızdan koyunlarımızı aldık. Onunla uğraşıyoruz, çorumuzun çocuğumuzun geçimini sağlıyor. Orman köyü, orman içerisinde, dört tarafı ormanla çevrili orman içerisinde veya bir tarafı ormana, mülki sınırlar içerisinde orman var ise biz bu köylülere orman köylüsü diyoruz. Biz bu tanımı biraz daha birleştirdik. Çünkü kredi vermede, faiz oranlarında ve kredi miktarlarında orman içi veya orman kenarı olmasının herhangi bir ayrıcı unsuru yok. Bu zat ihtiyaç gibi Orman Kanunu 31-32. Maddelerinde bir takım imkanlar var. Ama bizim Orköy kredilerinde böyle bir imkan farklılığı olmadığı için biz sadece orman içerisinde veya ormana bitişik olan köyü, mülki sınırlarından bir tarafta da orman olsa buna orman köylüsü veya orman köyü diye tanımladık. Orman köyümüz bu. Burada oturanlara da orman köylüsü diyoruz. Türkiye'de yaklaşık yerleşik hayata geçtikten sonra 70'li yıllardan kayıtlara göre 10 milyon orman köylüsü var. Bugünkü rakamlara göre de 2010 nüfus sayımına göre 21.395 orman köyü var. Burada da 7 milyon insan yaşıyor. Bu insanların toprak yönünden fakir ve dar alanda bunlar tarımla uğraşacak kadar toprakları var. Bu tarımla uğraşacak toprak miktarı bunları doyuracak, geçimlerini sürdürecek bir miktar değil. Dolayısıyla hayvancılığa ve diğer ormancılık hizmetlerinde de bu köylülerin istihdamı çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bu köylülerin gerek evinden tutun yakacağına kadar ihtiyaçlarının temininde Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı bunları üstlenmiş. Dolayısıyla bu yakacak temininin yanında ormana olan verebilecekleri zararları azaltmak maksadıyla bunları krediyle desteklemek ve sosyal yaşantılarını daha da güzelleştirmek için bir yükümlülük üstlenmiş. 1970 yılında 6831 sayılı kanun 13. maddesine göre bu yükümlülüğü üzerine alan Orman ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü artık bu köylümüzü krediyle destekler hale gelmiş. Bu kredi miktarlarını da gruplara bölmüş. Demiş ki sosyal kredi, yani insanların yaşamını güzelleştiren, kolaylaştıran şeylere sosyal kredi imkanı tanımış. Daha çok istihdama ve ekonomiye yönelen, üretime yönelen kısmına da ekonomik kredi demiş. Bunun içerisinde ayrıca orman köylüsünün kurduğu kooperatifleri de desteklemiş. Bugün hakikaten etrafımıza baktığımızda Orköy tarafından kredilendirilmiş birçok tesisi görebilmekteyiz. Bu hem istihdam sağlamakta, hem üretim sağlamakta, hem de ihracat imkanı sağlamakta. Dolayısıyla bu kredi türleriyle orman köylüsü hayat standardı biraz daha yükselmiş. Ormana olan baskısı azalmış. Bugün ben bu Kemer ve Antalya'nın bu muhitinde de 80'li yıllarda 5 yıla yakın şeflik yaptım. O zaman seracılık ve turizm yeni yeni şey yapıyordu. Ormana baskıyı azaltan unsurlardan bir tanesi de bu geçim kaynaklarının alternatifli olmasıydı. Dolayısıyla bu verilen krediler de orman köylüsünün geçim standartlarını iyileştirdiği için bizim bugün bu köylümüzün ormana verdiği zarar minimize edilmiş durumda. Devletimiz planlı çalışmaya geçtiği günden bu tarafa bizde de ilçe kalkınma planları yapılmış. Bu ilçe kalkınma planlarında orman köylüsüne hangi kredi verilecek,
hangi kredi türünü o köy istiyor? Orada hangisi bilimsel olarak yapılabilir? Hayvancılık mı yapılabilir, tarım mı yapılabilir, meyvecilik mi yapılabilir, bağcılık mı yapılır, arıcılık mı yapılır? Bunlar irdelenmiş ve bunlar plana işlenmiş. Her yıl bizim şube müdürlerimiz, mühendislerimiz burada köylülerle beraber yaptıkları toplantılarda bu şeyleri tespit ediyorlar, talepleri. Bu taleplere göre planda olanları veriyorlar. Eğer planda yoksa, yeni bir talep çıkmışsa, revize dediğimiz veya uygulama bitmişse, orada diyelim besicilik vardı, besiciliği 100 hane köye verdi, aileye verdik, bitti. Bunu oraya yeniden yerleşenler var ise ve orman köylüsü statüsünü kazanmışsa, onlara da verebilmek için plan değişikliği yapıyoruz. Yeni planları revize etmek suretiyle, yeni plan yapmak suretiyle bu planlı dediğimiz uygulamayı orada gerçekleştiriyoruz.